Şimdi yaklaşık 30 günlük bir sürede Antalya'da çok ciddi saha çalışmaları yaptık. Bu sürede şunu anladık ki Antalya'nın gerçekten Yeşil Sol Parti'ye ihtiyacı varmış. Sahada karşılaştığımız bütün insanlarla el tokalaştığımız, el sıkıştığımız, merhaba dediğimiz, halkı gittiğimiz bütün halkta çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şimdi Antalya'nın böyle bir sese ve güce ihtiyacı olduğunu anladık. Biz saha çalışmaları yaptığımızda Antalya'nın hemen hemen her sokağına, her ilçesine, ulaşabildiğimiz her evine biz ziyaret edip kendimizi tanıtmaya çalıştık. Şimdi Antalya'da bu seçimde 1.904.636 seçmen görünüyor. 5.580 sandık var. 19 tane ilçesi var. Bu 19 tane ilçenin 4 tane merkez ilçesinde biz sandık kurulu üyesi verebildik. Sandıklarda oy kullanacak olan bütün seçmenlerin o sandıkta gözlemci olma hakkı vardır. Bu bir yasal haktır. Bizim seçmenlerimize buradan seslenmek istiyorum. Bizim seçmenlerimiz oy kullandıkları sandıkta eğer ki gün içerisinde işleri varsa yetişemezlerse muhakkak ki sandığın kapandığı ve sayıma geçildiği esnada yasal hakkı olarak sayımı gözlemci olarak izleyebilir. Ve bu sayımı gözlemci olarak izledikten sonra sayım esnasından sonra ıslak imzalı tutanağın bir tane fotoğrafını çekip bizim herhangi bir ilçe örgütümüze ya da il merkezine ulaştırabilir. Kilit bir parti olmak istiyoruz parlamentoda. Yani 100'den fazla vekil aldığımızda aslında gerçekten özgürlük ve demokrasi isteyen bütün emekçilerin haklarını savunmak için mecliste olacağız. Özellikle Antalya özelinde de Antalya'nın bu ciddi sorunlarını oraya taşımak ve bu sorunlara artık bir çözüm üretmek için çalışmalarımızı yapacağız. Antalya'da seçim güvenliğini biz kendi partimiz olarak %90 seviyesinde şu anda sağlamış bulunmaktayız. Sandıkların tamamında müşahitlerimiz var. 19 ilçenin 19'unun bütün sandıklarında bizim her sandıkta bir müşahidimiz, her okulda da iki tane okul sorumlumuz var. Bunlar değişkenlik gösteriyor. Saha sorumlularımız var, bölge sorumlularımız var, mahalle sorumlularımız var, ilçe sorumlularımız var ve il koordinasyonumuz var. Ve başvuran hareketli seçmen diğer illerin tamamını baktığımızda çoğunlukla üniversite öğrencisi. Ama Antalya'nın şöyle bir farklı durumu var. Antalya'da turizm ve sera işçileri yani tarım işçilerini çoğunlukla oluşturuyor. Onların da bu güvencesiz çalışmasından dolayı, ikametini alamadığından dolayı, seçmen kaydını Antalya'ya alamadıklarından dolayı bölge illerinden, bizim Kürt illerimizden gelen bu çoğunluk zaten genç çoğunluğu oluşturuyordu. Bu genç çoğunluk yine ciddi bir bilinç gösterdi. Şu anda bizim partimize kendi öz kaynakları yetersiz olmasından kaynaklı 2000 kişinin başvurusu var. Ama bu 2000 hareketli seçmen olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü kendi imkanları yeterli olan bu bilinçli gençlik aslında birçoğu kendi imkanıyla oy kullanmaya kendi şehirlerine, memleketlerine gidecektir. Kalkacağının bildirisini yapacağız. 12 Mayıs tarihi itibariyle hareketli seçmenlerimizi de bölgelerine göndermiş olacağız. Yaşayan bütün vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. Bu ilde yaşayan bütün vatandaşlarımızın refah düzeyinin değişmesi için biz çalışıyoruz. Çünkü özellikle yine belirtiyorum, özgürlük isteyen, bütün insan haklarının artık gerçekten sağlanabileceği bir ülkeye 15 Mayıs'ta uyanmak için bütün vatandaşlarımıza buradan çağrımdır. Muhakkak ki pazar günü seçime gitsinler ve oylarını ülkenin artık kaderinin değişmesi için kullansınlar.